Bu alıştırmayı yaparken ayakları oluşturduğumda make group yaptım. Eğer component yapsaydım make component create, bunu da make component create diyelim. Bunları da component'a çeviriyorum. İki tane seçenek var çünkü. Ya grup ya component. Bunu da component yapıyorum ve create diyorum. Yavaş yavaş InModel klasörüm dolmaya başladı. Ve tekrardan hepsini seçip sağ tık üzerine yeniden make component yapıyorum ve yine create diyorum. Ve yan tarafa bir kopyasını alıyorum. Bazen kopyaladığımız objelerin ve birbirinden bağımsız hareket etmesini isteyebilirsiniz component olanların. Bunun ayırmak için makeUnit yapıyorduk. Sağ tık üzerine makeUnit component menüme bir tane daha eklendi. Fakat içindeki komponentler hala birbirleriyle alakalı olacaklardır. Bu da haberiniz olmadan başka objelerin de diğer tarafta çalışmanızın hareket etmesine yol açacaktır veya büyümesine. Bu şekilde olduğu gibi. MakeUnit olduğu halde içinde kalan component hala bununla beraber hareket ediyor. Bu yüzden bu tür çalışmalarda make component yerine make grubu tercih ederseniz böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Hepsi grup obje bunların. Ve bu sayede InModel klasörünüz de parça parça bölünmeyecektir. Ufak parçalar halinde birikecektir burada komponentler. Karışıklığa yol açacaktır. Tekrardan hepsini seçiyorum. Çünkü her grup objenin üzerinde bir komponent vardır. Sağ tık üzerine bakın burada make komponenti göreceksiniz. Tekrardan seçiyorum. Sağ tık üzerine make komponent create diyorum. Bir tane oluşturdum. Daha sonra yanına bir tane kopya alıyorum. Bunun değişmesini istemiyorum. Bununla beraber hareket etmesin. Sağ tık üzerine az önce yaptığım gibi make unique yapıyorum. Bir kopya daha gelecektir. MakeUnit objenin üzerinde oynayalım bakalım. Gördüğünüz gibi diğerinden bağımsız hareket edecektir. Bu sayede objeleriniz karışmayacak ve Components InModel bölümünüzde daha temiz kalacaktır.